Hürriyet gazetesinin AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazarlarından Abdülkadir Selvi bugün köşe yazısında seçim barajının değiştirileceğini yazdı. Bu iddiaya saatler geçmesine rağmen AKP ve MHP'den henüz bir cevap yok. Abdülkadir Selvi köşe yazısında aynen şunları dile getiriyor. Seçim yasasında yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının %5'e mi yoksa 7'ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti yani AKP ve MHP'den bahsediyor. Seçim barajının %5'e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül'ün ürünü olan %10 seçim barajı tarihe karışacak. 12 Eylül'ün ürünü olan seçim barajı eğer tarihe karışacaksa %5 değil %0 olmalı. Düşünebiliyor musunuz? Sizin sevdiğiniz, başarılı olabileceğine inandığınız bir parti var ve bu partiye oy veremiyorsunuz. Adam çok başarılı. Diyorsunuz ki ya ben bu partiye oy vereceğim ama bu parti baraj altında kalacak. Lanet olsun diyorsun. Beceriksiz de olsa şu muhalefet partisi iktidar karşısında gideyim bunlara vereyim diyorsun. O muhalefet de öyle rahat davranıyor ki bunlar bana tıpış tıpış oy verecek, mecburen bana oy verecek diyor. Adam 10 seçim kaybetse de o koltuktan ayrılıp gitmiyor. Bu seçim barajı birinci partilerin işine yaramıyor ki, iktidarın işine yaramıyor ki, muhalefettekilerin işine yarıyor, beceriksiz olanların işine yarıyor. Başarılı olabilecek muhalefet partileri de bu seçim barajı yüzünden parlayamıyor. En basiti, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi, Büyük Birlik Partisi. Yazıcıoğlu'nu çok seviyorlardı, özellikle Anadolu'da. Ama ben Büyük Birlik Partisi'ne oy verirsem bu parti baraj altında kalacak diyorlardı ve Muhsin Yazıcıoğlu'na oy vermiyorlardı. Belki de Yazıcıoğlu siyasi aktörler arasında güçlü konumda olabilecek bir liderdi oysa. Buna benzer birçok parti daha var. Eğer ki AKP MHP 12 Eylül'ün ürünü olan bu seçim barajını kaldırmak istiyorsa milli iradenin tam anlamıyla tecelli etmesi için seçim barajını sıfıra indirsin. %1 oy alıp ama örnek veriyorum Ordu'da milletvekili kazanmış bir parti o vekilini meclise sokabilsin. Şu anki sistemde barajı geçemeyen bir partinin vekilliği barajı geçen partilere dağıtılıyor. 9 nokta küsür bir oy oranıyla Doğru Yol Partisi baraj altında kalmıştı. Kıl payı baraj altında kalmıştı. Ve Tansu Çiller'in hakkı olan 60'dan fazla milletvekili AKP'ye geçmişti. Ve AKP %34'lük bir oy oranıyla tek başına iktidar olmuştu. Yine aynı şekilde muhalefet hoşuna gidiyor. Küçük partileri baraj altında kaldığı için kendisi yerini koruyor. Bunların baraj problemi olduğu için bana geliyorlar. Tıpış tıpış bana oy veriyorlar, destekliyorlar. O yüzden benim çalışmama, benim değişmeme gerek yok diyerek 10 değil 20 seçim kaybetti. Adam bu koltukta oturmaya devam ediyor.